Kıymetli arkadaşlar, şimdi teknemiz Sepet Stefan'a doğru yol alıyor. Budva'ya gideceğiz. Size bugün Budva'yı tanıtacağım. Siz bu? Budva otosu bu? Bu? Indegard. Arkadaşlar, Sutomoria şehri hemen bardan sonra. Evet. Hi. What is name? Ha? Sutomore. Evet. What is your job? Simon. I'm second officer. Arkadaşlar, burası Sutomore şehriymiş. Kaptan öyle olduğunu söylüyor. Spasiba. Presser'a ile kaptana sonra gidiyoruz Sutomore'ya. Bakın, plajlar hazır sizin için. Evet, merhabalar kıymetli arkadaşlar, günaydınlar, yeni bir günden merhabalar. İyi akşamlar, her neredeyseniz, hangi zamandaysanız hepinize güzellikler diliyorum. Tekne turuna katılacağım, Budva'ya gideceğim, Budva'ya, Sveti Stefan. Birkaç tane şehir var, o şehirleri ziyaret edeceğiz. Hepsi tarihi, turistik ve güzel şehirler. Bunlar için tekne turuna katılıyorum ve bu tekne turu sonucunda size güzel görüntüler sunmuş olacağım. Çayınızı demleyin, şöyle oturun televizyonunuzun ya da bilgisayarınızın başında izlemeye başlayın. Harika görüntüler eşliğinde sizlerle birlikteyiz. Her nerede bulunuyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, küçük küçük yorumlar yapmayı, daha çok kişiye ulaşabiliriz bu sayede. Evet, hepinize güzel bir gün diliyorum kıymetli arkadaşlar. Videomuz başlasın. Bardan selamlar. Bar şehri Karadağ'da, hemen sahil, Akdeniz sahilinde bulunuyor. Karşısında İtalya var. İtalya'nın Bari şehri var. İtalya'dan buraya gemi turları var. Oradan buraya gelebiliyorsun. Sanıyorum 70-80 euro ya da 100 euro değil ama biraz daha aşağısı. Şimdi konuşmuştum gelenlerle. İşte Karadağ hakkında kısa bir görmek gerekirse, Karadağ bütün ülkenin tüm nüfusu sadece 640 bin. Düşünebiliyor musunuz? 640 bin kişi yaşıyor bu ülkede. Ve çok küçük bir ülke. Topraklar da gerçi küçük. Bunlar Sırbistan'dan bağımsızlığına kavuştular. Eski Yugoslavya Cumhuriyetleri'nin aslında eyaletleri gibi düşünebilirsiniz. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti'ne bağlı 6-7 tane şu anda ülke ortaya çıkmış durumda. Karadağ da bunlardan birisi. Ama Ulcin var hemen sahilde. Bar şehri var. Budva var ileride. Sveti Stefan. Ostrog 64 kilometreymiş. Rijk Balaton 533 kilometre. Brandenburg 1235. Lausanne 40 kilometreymiş. Grand Canyon 909'muş. Big Ben 1192 kilometreymiş. Havana Beach 921. Biokratsk Gora 80 kilometre. Kremlin 2024 kilometreymiş buraya arkadaşlar. Drone можно? Да, можно. Мы сможем. Ciao. Evet arkadaşlar, bu geziye katılıyorum. Şu geziye. Ondan sonra Budva, Petrovaz, Klazina Plaza, finish. Evet, Bar limandayız arkadaşlar. Saat 8. Limandayız derken ben tek kişiyim, onu söyleyeyim. Başka buradan katılanlar var tura. Arkadaşlar, ben tek kişi olarak geziyorum. Buradan işte görüyorsunuz, katılacağız. Tekneye gidiyoruz. Drone kullanabilir miyim dedim. Problem yok dedi, kullanabilirsiniz. Das war's in Drombosch, oder? Drombosch. Sveti Stefan, ostrov, Katić, Sveti Nikola, sve može. Sam ostrov. Ja, youtuber, traveler. Sveti Stefan. Turizme sadece açıkmış, oteller var orada. Ziyarete açık değilmiş ama etrafından yine drone'la falan güzel görüntüler çekebilirim. Yani bugün çok güzel görüntüler izleyeceksiniz kıymetli arkadaşlar. Görüyorsunuz katılanlar. Portun içinde yürüyoruz. Marina burası. Arkada port var, liman. Bu tura kaç lira katıldım arkadaşlar? Bu tura 15 euro verdim. 15 euro verdim. Sabah 8'de çıkacağız. Şimdi birazdan çıkıyoruz. Saat şu anda 8'e yaklaşıyor. Akşam saat 9'da. Pardon, saat 19'da yani. 7'de burada olacağız. Evet,
arkadaşlar. Yarız bir yere çıkıyor. Teknemiz de güzelse tamına yenmez. Ben de buradayım, beni de görün. Tekneniz geliyor. Gel rahat ve bol. Arkadaşlar tekneye bindik. Bugün başlıyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi barın öbür tarafına varıp oradan da yolcu alacaklar. Daha sonra devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bar oldukça güzel bir şehir. Benim çok hoşuma gitti. Dağlar, yeşillikler. Karadağ nüfusu 640 bin arkadaşlar, toplamda ülkenin nüfusu. Bir şehrin değil yani. Muhtemelen her şehir 100 bin, işte 150 bin. O civarda. Tatile çıktığınızda ne kadar az eşyayla çıkarsanız o kadar rahat ediyorsunuz. Ben de yanıma bir çanta aldım. Ama bizim bu kayıt cihazları bayağı 7-8 lira tutuyor. İşte duran, aletler, fotoğraf makineleri, kamera. Ondan sonra. Ama ne kadar çok az eşyanız olursa o kadar çok rahat ediyorsunuz. Durum bundan ibaret. Az eşyayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu dağlarda olup yukarıda çadır kurmak varmış. Araştırdım, dağlarda geyik yaşıyormuş, ayı yaşıyor, kurt yaşıyor, domuz yaşıyor. Güzel abi. Karadağ, yani Montenegro insanları daha çok Karadağca konuşuyorlar. Karadağca Sırpça'nın bir farklı lehçesi, belki bizim de Türkmence gibi olabilir. Ben Rusça konuşuyorum, onlarla anlaşabiliyoruz. Çünkü sonuçta Slav dilleri bunlar, biliyorsunuz Rusça. Slav dili grubu ailesinden. Hello. What is your name? Roman. Roman. What is your name? Türkçemiz oldu. Deniz. 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 Oh. Turkish name, Deniz. We are from Ukraine. Ukraine. Greek? Yeah. Ukraine. Ukraine? Ah. What is your name, please? Vadim. Vadim. Yeah, Jim. Nice to meet you. Yeah, Jim. Is Portuguese nice? Portuguese nice. Okay. Okay. Arkadaşlarımız Ukraynalıymış. İki çocuğu. Onlar da benim tura katılmışlar. What kind of city in Ukraine? Odessa. Very beautiful. So we are cigars. I like Ukraine people. Like Ukraine between Turkey. Duruşma narodu. You like Turkey also? Thank you. Evet, burada yolcu aldık. Evet, sabah saat 7.30-8 arası. Burada turizme giriyor. Ya orada sadece peyman anneye geldi. Bir şey sorma, gelmek yok. Ama
var mı? Otoskul. Otoskul? Ne? Kindergarten. What is your job? What is your job? Job? Singing. I'm second officer. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi teknemiz Svetistefan'a doğru yol alıyor. Budva'ya gideceğiz. Size bugün Budva'yı tanıtacağım. Svetistefan'ı tanıtacağım. Yol üstündeki şeyleri size tanıtacağız kıymetli arkadaşlar. Hay Türkiye. Hay Türkiye. Türkiye. Hay Türkiye. Hay. Tadır. Hay Türkiye. Hay Ukrayna. Arkadaşlar ben evet kıymetli arkadaşlar, güzellikleri görüyor musunuz? Bunları sizin için çekiyorum. İzleyesiniz. Ondan sonra moral bulasınız. Bana sen geziyorsun diyebilirsin ama inanın ki burada sizin için geziyorum. Burası sizin için kalkıyorum. Güzel görüntüler sunmak amacıyla. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi sizin de dağlar müthiş, deniz çok temiz, güzel. Spar orası kıymetli arkadaşlar. Evet, içerisi dolu. Şu anda bayağı insanlar var. Evet, yandaki arkadaşlar Ukraynalı, Odessa'dan. Savaş orada devam ediyormuş ama Odessa'da Ruslar yokmuş. What is name? А? Что? Stomer. Evet. Arkadaşlar burası Stomer şehriymiş. Kaptan öyle olduğunu söylüyor. Спасибо. Раньше Украина, я, не, раньше Югославия, да, Тито. Time is Tito. Arkadaşlar biliyorsunuz bu cumhuriyetler Yugoslavya'dan hepsi ayrıldılar. İşte Yugoslavya Cumhuriyeti 1990'lı yılında, evet, yılında dağıldıktan sonra Tito'ydu o zaman başkanları. Hatta 3. Dünya ülkeleri vardı. Onların da lider ülkesiydi Yugoslavya. Dağıldıktan sonra işte bölündüler. 28 ülke oldular. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Kosova. Adını unuttuktan her dışarıda olduk yoktu. Ezgi'nin Ezgisi. İzleyelim. Abone olalım. Abone da. Arkadaşlar, Ezgi'nin Ezgisi'ne izleyelim, abone olalım diyoruz. Reklam yaptırıyoruz, ne yapalım? Siz abone olmuyorsunuz. Evet, Stomoria şehrine geldik. Şehrin bir kısmı öbür tarafta. Birazdan oraya da sanıyorum uğrayacağız. Stomoria. Arkadaşlar Stomoria şehri hemen bardan sonra Presera ile Katara sonra gidiyoruz Stomoria'ya. Bakın plajlar hazır sizin için. Yolcuların kısmı şeyde arkadaşlar bunlar için. Thank you.
da çok güzel bir şey çıkıyor. Adı Kukuriko. Evet, soru sordum. Bir köpekle bir, ondan sonra horoz arkadaş olmuşlar. Kaç yavrunuz var demişler. Skoda. Şey. Oo, pazdırabiliyoruz. Давай, давай. We have quality, so we are resting. Adın tipe. Doğa sabah, kakoy kalastı. Çıtırı sabaka, çıtırı petişok. Hani bir duruşu. Hani dur. Patom hani situasyo. Az skota nogi es, umeye ve mesle. Dedim ki 4 tane köpek, 4 tane horoz arkadaş olmuşlar. Kaç ayağımız var diye yazmışlar. 20 dedi ama 24 değil. Yeşil. Duvat sıkma o. Hesaplıyor. Çıvı çıtırını versin şu an. Evet, soru hesaplıyor. Скажи. Двадцать четыре. О, поздравляю вас, Evet arkadaşlar, keyfimizi görüyor musunuz? Çok güzel, deniz çok temiz. Karadağ müthiş güzel bir ülke arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Çok hoş. Nüfusu az. Ben nüfusu az ülkeleri seviyorum. Yürüyebiliyorsunuz, nefes alabiliyorsunuz. Ne bileyim. Buradan şey yapamıyorsunuz. Orada bir şey var ama. Arkadaşlar Karadağ hemen İtalya ile karşı karşıya, şöyle düşünebilirsiniz hemen şu taraf Karadağ, şu taraf İtalya. Yani dolayısıyla bir onun iki yakasını düşünebilirsiniz. Bu tarafta Bar, karşı tarafta Bari şehri var. Burayla İtalya arasında gemiler çalışıyor. Ondan sonra oraya günübirlik gidilebilir, gelinebilir mi bilmiyorum ama gemiler çalışıyor, gidip gelebiliyorsunuz, ziyaret edebiliyorsunuz. İnşallah bir dahaki sefer İtalya'ya gideceğim buradan. Gemiyle. Daha da unuttuğum, geçen gittiğim şehri vardı, şu an aklıma gelmedi. Güres, evet, Güres şehrinde de çalışıyor, Bari şehrinde. Ani Niznaş, Ani Gavaritam, İspanski, Portugal. Portugalski, Brezilya. Потому что я хочу много язык. Şey sohbet ediyoruz dil konusunda da diyorum ki Rusça işte bazı yerlerde gerekiyor Rusça konuşuyorum, bazı gerekiyor İngilizce konuşuyorum ama bir dil daha öğrenmek istiyorum İspanyolca ya da Portekizce çünkü Güney Amerika'da konuşulmuyor. Arkadaşlar dil çok önemli, dille anlaşabiliyorsunuz. Dil mesafeleri kısaltıyor, gerçekten güzel bir kontak kuramıyorsunuz insanlarla. Çok güzel. Evet kıymetli arkadaşlar, bazen arkadaşlarımız bana soruyor. Hangi parayla gezebiliyorsun diye soruyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, ben daha önce sigara içiyordum 2000 yılına kadar. 2000 yılında sigarayı bıraktım. Aşağı yukarı günde bir paket sigara içseniz şu anda kaç lira bilmiyorum ama muhtemelen 30 lira civarındadır.
2 paketseniz 60 lira. Yani aşağı yukarı nedir o da? 3 euro. 2 paket gibi düşünebilirsiniz. Senede bu 20 lira para ediyor. 20 lira yani 1 euro. 1 euro, 1-2 euro para ediyor sigara parası. Parayı biriktirerek pek çok ülke gezdim gerçekten. Arkadaşlar zaten kahveye gittikleri için kahvede çay, kahve masrafı aslında daha çok para harcayabiliyorlar. Dolayısıyla ben sigara bırakarak epeyce bir ülke gezdim yani. Sanıyorum 40 civarında ülke gezdim, 40-50 arasında olabilir. Ondan sonra ama gezmek güzel. Başka ülkeler gezdiğinizde farklı kültürler tanıyorsunuz. Dolayısıyla o ülkenin kültürüyle bütünleşiyorsunuz, eksiklerinizi anlıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz, bu çok önemli. O yüzden size de ben gezmeyi tavsiye ediyorum. Eskici, Bavayı, Kürtözetli, Buduzides, Zides Krasini, değil mi? Eskici, Niyodi, ki Buduzides, Zides Karaşo, Mesta, Pagoda Karaşo. Bugün şansımız arkadaşlar, yağmur yağıyor biraz. Ama kesti, hava güzel, bulutlu oldu. Daha önce güneşli olsaydı biraz daha yanacaktık, denize belki girecektik ama şimdi hava serin olduğu için girebilmeyiz bilmiyorum. Можно купаться? Не нет. Купаться можно? Можно, но солнца нет сегодня. Можно будет купаться, я думаю. Yüzebiliriz, duracak yüzebiliriz. Geçi güneş yok ama olsun. Olsun yüzeriz. Now on the right side you can see beach of base called Zavarje in front and upside you can see white base.